Allah Teala Bakara suresinde şöyle buyurmuş. Estaizu billah ya eyyuhen nas ey insanlar külü mimma fil ardi halalen dayyiba. Ya nimetleri helal ve temiz olanlardan yiyin ve la tettebiu fakat sakın tabi olmayın. Neye tabi olmayın? Huduvatı şeytan, şeytanın adımlarına tabi olmayın. İnnehu lekum aduvvun mübin. Şüphesiz şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Cenab-ı Mevla şeytanın adımlarına tabi olmamamızı emretmiş. Peki şeytanın adımları nedir? i̇bn Abbas Hazretleri der ki, Kur'an'a uymayan her şey şeytanın adımıdır. O halde kim Kur'an'ın bir emrine muhalefet ederse şeytanın adımına uymuş ve Allah'ın emrini çiğnemiş olur. Yine alimlerimiz demişler ki şeytanın adımları altı basamakta toplanır. Birinci adımı kişiyi kafir yapmasıdır. Şeytan evvela bu adımı atar. Vesveselerle, şüphelerle kişiyi kafir yapmak ister. Eğer kafir yapamıyorsa ikinci adımını atar. İkinci adımı kişiyi ehli bida yapmasıdır. Yani ehli sünnet itikadından koparmaya çalışır. İster ki mutezile olsun, cebriye olsun, müşebbiye olsun ve bunlar gibi ehli sünnetin dışında olsun. Eğer şeytan kişiyi ehli bida yapamıyorsa üçüncü adımını atar. Üçüncü adımı kişiye büyük günahları işletmesidir. Zina yaptırmaya, içki içirmeye, kumar oynatmaya ve bunlar gibi büyük günahları işletmeye çalışır. Eğer şeytan bu adımda da başarılı olamazsa ve kişiye büyük günah işletemezse bu sefer dördüncü adımını atar. Dördüncü adımı kişiye küçük günahları işletmesidir. Zira şeytan bilir ki küçük günahlar toplana toplana büyük günah olur. Büyük dağlar küçük taşlardan oluşur. İşte bu sebeple şeytan kişiye küçük günahları işletmeye çalışır. Eğer bunda da başarılı olamazsa beşinci adımını atar. Beşinci adımı kişiyi mübah işlerle meşgul etmesidir. Mübah ne sevabı ne de günahı olan şeylerdir. Şeytan büyük veya küçük günah işletemeyince ister ki hiç değilse mübahlarla ömrü zayi olsun, ibadetle meşgul olmasın. Eğer bunda da başarılı olamazsa, yani kişi ne büyük günah işliyor, ne küçük günah işliyor, ne de mübahlarla meşgul oluyor. Bu sefer şeytan altıncı ve son adımını atak. Altıncı adımı daha az hayırlı olanı daha çok hayırlı olana tercih ettirmesidir. Yani ibadetin veya ilmin daha az hayırlı olanı ile meşgul eder ki kişi daha az sevap kazansın. Gördünüz mü? Şeytan insandan asla vazgeçmiyor. Biz şimdi şuna bakalım. Şeytan bizi hangi adında kandırmış Allah'a emanet olun.